Merhaba çocuklar. Bugün size Japon sanatçı Yayoi Kusama'dan bahsedeceğim. 1929 doğumlu olan ve şu an tam 91 yaşında olan Kusama, yaşayan en önemli avantgard sanatçılardan olarak biliniyor. Avantgard yani öncü demek. Kusama sanat hayatına 10 yaşındayken rüyalarında gördüğü puantiye ve ağ resimlerini çizerek başlıyor. O yıllarda sulu boya, yağlı boya ve pastel boyaları kullanıyor. Sadece resim yapmakla yetinmeyen Kusama, aynı zamanda müzik, edebiyat, sinema alanlarında da eserler veriyor. 91 yaşında olmasına rağmen hala üretmeye devam ediyor. Şimdi biraz çalışmalarını inceleyelim. İlk eserimiz, Kusama'nın da sanki eserin bir parçasıymış gibi göründüğü 2013'te Danimarka'da düzenlenen In Infinity yani Sonsuzlukta Retrospektifinde yer alan Kozmik adlı eseri. Retrospektif? Retrospektif, bir sanatçının tüm kariyeri boyunca ürettiği çalışmalardan derlenen sergilere denir. Diğer çalışmasına bakalım. Yine bal kabağı. Bal kabağı, Kusama'nın en çok kullandığı figürlerden. Bu heykel 2012'de Tokyo'da Ulusal Sanat Merkezi'nin önünde sergilendi. Daha sonra Paris'te Vendôme Meydanı'nda da sergilendi. Kabak figürü 1940'ların sonundan beri Kusama'nın eserlerinde tekrar ediyor. Kusama'nın bu çalışması interaktif bir çalışma. Yani seyirciyi dahil ettiği bir çalışma. Bu çalışma öncelikli olarak çocuklar için tasarlanmış. İsmi Silinmişlik Odası. Bu oda ilk başta hiçbir renk barındırmaz. Duvarlar, tavan, zemin, içerisindeki tüm eşyalar dahil her şey beyaz. Ziyaretçiler kendilerine verilen yuvarlak formdaki farklı boyut ve renklerde stickerları odada seçtikleri herhangi bir yüzeye yapıştırır. Etkinliğin sonunda Kusama'nın da dediği gibi oda silinmiştir. Bu çalışmanın adı Sonsuzluk Odası. Odalar aynalardan oluşuyor ve içerisine yerleştirdiği nesneler, ışıklar aynalara yansıyarak çoğalıyor ve böylece pırıltılı, büyüleyici, optik bir etki yaratıyor. Optik? Bir önceki videoda konuşmuştuk. Bu fotoğraf Kusama'nın 2017'de New York'ta açtığı bir sergiden. Vardaki çalışmalarını görebiliyor musunuz? Hadi gelin yakından bakalım. Burada da oturduğu alandaki desenlerle kıyafetindeki desenlerin benzerliği dikkatimizi çekiyor. Yine kendini bir sanat nesnesi olarak göstermiş. Kusama'nın buradaki çalışmalarından ilham alarak şimdi bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz için gerekli olan malzemeler, renkli kalemler, bir tane kurşun kalem, boş bir kağıt. Ben bugün sulu boya tercih ettim ama illa sulu boya olmak zorunda değil, pastel boya da olabilir, kuru boya da olabilir. Siz ne tercih ederseniz. Etkinliğe başlamadan önce düşünmenizi istediğim bir şey var. Yayoi Kusama kendini puantiyelerle ifade etmiş ya, sen kendini hangi desenle, hangi şekilde ifade ederdin? Veya çizgiyle. Lütfen yapacağın çalışmanın içerisine kendini ifade edeceğin deseni, çizgiyi, şekli de ekle mutlaka. Şimdi ben Kusama'nın yaptığı gibi gelişi güzel yuvarlaklar çizeceğim. Organik çizgiler, organik formlar. Evet, ilk aşaması bitti. Gelişi güzel dairelerimi, organik çizgilerimi çizdim. Çok da muntazam olmasına gerek yok. Şimdi sulu boyayla bunların içerisini renklendireceğim. Ben sulu boya yapacağım için öncesinden suyumu hazırlamıştım. Renklendirirken hatırla, Kusama daha çok hangi renkleri kullanıyordu? Sen kendi tercih edeceğin şekil için hangi rengi kullanacaksın? Bir yandan bunları lütfen düşünmeyi unutma. Ve bitti. Şimdi sizden de bu şekilde Yayoi Kusama'dan ilhamla yapacağınız tasarımları merakla bekliyorum. Çalışmalarınızı bana gönderirken kendinizi değerlendirmeyi unutmayın. Ne yapıyorduk? Her zaman iyi olandan başlıyorduk. Ben bu çalışmada şunu çok iyi yaptım. Aslında şunu daha iyi yapabilirmişim gibi değerlendirmelerinizi lütfen benimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sana